kalmasını karşısında şaşırmışlar. Jandarma karakolunun önünde köylüler toplanıp gösteri yapmışlar. Bu da Silopi'de. Silopi'de yani jandarmaya verilen insanların sonradan buharlaşıp yok olduğu gibi bir durumla karşı karşıyayız, öyle mi? Böyle haberler geliyor. Evet, biraz böyle efsane lerle karışmaya başladı. Büyü gibi bir durum. Irak hükümetinden de korkunç açıklamalar var. IŞİD kadın ve çocukları diri diri gömdü diyor. Bu da HDP, Halkların Demokratik Partisi milletvekili Faysal Sarı Yıldız'dan Şengal'de birçok kadının IŞİD'in eline geçmemek için intihar ettiğini de öne sürmüş. 20 bin Ezidi'nin de Suriye'ye kaçtığı haberi var. Bir güvenlik koridoru oluşturulduğu da bu bombardımanla beraber. Ve bazı insanların da kaçmayı başardığı da belirtiliyor. Öyle bir durum var. Hazır Cumhurbaşkanı'ndan bahsederken Irak'taki Cumhurbaşkanı'ndan da bahsedelim. Görevi bırakması üzerine gittikçe baskı artıyor Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin. Ama koltuğu bırakmayacağını açıkladığı demeçleri de sertleşmeye başlamış. Maliki ülkenin Cumhurbaşkanı hakkında kendisini yeni bir hükümet kurmak için görevlendirmediği için suç duyurusunda bulunacağını açıklamış.